Evet efendim, herkese selamlar. Daha önceki videolarımda iPhone 14 Pro Max almaya Almanya'ya gitmiştim. Şimdi yeni çıkacak olan iPhone 14 Plus'ı almaya gidiyorum. Hem de Hollanda'ya. Hadi çıkıyoruz. Evet, araları çekemedim ama Amsterdam'a aktarmalı gidiyorum. Normalde İzmir'den direkt uçuş almıştım. Fakat SunExpress sağ olsun dönüş uçuşumu iptal ettiği için gidişim de değişmek zorunda kaldı ve aktarmalı uçuş varmış bu tarihte. Yani o araları çekmedim çok uzatmamak için ama 7 saattir falan Antalya Havalimanı'ndayım. İzmir'den geldim buraya. 1 saat sonra uçağım kalkacak. Amsterdam'a gideceğim. Çok uykum geldi. Yoruldum. Ve Antalya Havalimanı o kadar kalabalık ki inanamazsınız. Türk yok bu arada. Hep böyle Rus, Alman. Bir de çok değişik bir havalimanı yani. Hiç sevmedim. Artık bir an önce gitmek istiyorum. 3 saatlik uçuş var. 1 saat bekleyeceğim. 3 saatte uçuş var. Orada uyurum diye düşünüyorum. Modumuzu yakalarız. Sonrasında bir Apple Store'a gideceğim. Birkaç bir şey sormam lazım. Ondan sonra biraz uyurum zaten. Bir şeyler de gösteririm. Birkaç görüntü çekerim. Evet efendim, günaydın. Uçakta çok güzel uyuyabildim. Tabii ki böyle aksilikler oldu. Yok biri geçerken koridorda çarptı, yanımdaki dayı tuvalete kalktı, kahve içti, kolu her yere değdi. Neyse ama yine uyuyabildim. Çok yolculuğa dair bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldim. Şimdi Schiphol Havalimanı'ndayım Amsterdam'da. Pasaport kontrolünden falan geçtim. Abi bir güzeldi pasaport polisi. Allah sahibine bağışlasın ya, içim düştü. Bakalım şimdi şehir merkezine gideceğim. Evet, sonunda geldim. Evet abi, hoş geldin. Oğlum sen liseden beri bayağı yakışıklı oldun ha. Evet, geldik şu an Harlem şehrinin, Harlem diye mi söyleniyor? Aynen Harlem. Harlem şehrinin merkezindeyiz. Ben hala unuttum, Avrupa'da olduğumu, bisiklet yollarını unutuyorum. İyi, hadi kapatıyorum ben. Şimdi biz eve gidiyoruz değil mi? Ne yiyorsun abi? Bu herring bak. Abi, herring bu. Herring bu mu? Evet. Bu ne ya? Önce bunu ye. Abi sen niye bilmediğin şeyi söylüyorsun yani? Sen ne yiyorsun? Sen söyle bakalım. Ben bilmiyorum. Ben pancar sevmem. Vejetaryen söyledim ama hiç iyi durmuyor yani. En güzel duran benimki. Bakalım tadına bakacağım şimdi. Pastram var zaten. Sevdiğim bir şey ama. Bence en iyi benimki duruyor ya. Karadut var onun içinde. Helal edin. Abi umarım bunu yutabilirim ya. Nasıl? Bebeksin. Pastrami çok iyi de şey gibi ama daha çok. Pastrami'den ziyade İzmir'de pastrami'yi çok iyi yapan yerler var. Füme et. Şimdi başlangıçları yedim. En güzel başlangıç benimkiydi. Doğru mu? Kabul ediyor mu herkes? Evet. Bence güzel. Çok güzel. Kremalı mısır çorbası ama evet. Deniz mahsulü var. Evet 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 evet. Bu ördek. Üstünde güzel bir püre var. Bayağı lezzetli bu arada. Ben balıkla mutluyum. Bir tane kokteylciye rezerv. Evet, günaydınlar efendim. Bugün 7 Ekim 2022 iPhone 14 Plus'ın dünya üzerinde ilk satışı açıldığı gün. Türkiye'de Kasım gibi falan satışa sunulacak diye biliyorum. Emin değilim ama bugün çıkmayacağını biliyorum. Ön satışa açılıyor galiba. Karizma ile birlikte Apple Store'a gidiyoruz. Uyuyakaldık bu arada. Saat 10'da randevumuz vardı. Saat 9:52 geçe uyandım. Şimdi herhalde çeyrek falan geçiyordur saat değil mi? 10 geçiyor. 10 geçiyor. Ufak bir rötarımız var. 2 dakikaya oradayız zaten. Hadi bakalım, orada görüşürüz. So you want to look for the 14 Plus? Yes. Have you already had a look at the colors? Starlight. Starlight? Yeah. Nice. Bu arada bulabildik arkadaşlar. Şimdi Starlight rengini alacaktım. Fikir değiştirdim çünkü güzel gözükmüyordu. Daha önce 14'ü aldığım rengi aldım. Mavi renk. Şimdi onu ödeyeceğiz. Bakalım, bulmamıza şaşırdım. Ben bulamayız diye düşünüyordum çünkü ön satışı kaçırdım. Tarihi de kaçırdım. Vermiyordu bu tarihe. Bu güzel oldu. Geldiğime değecek. Kameraman olduk ha. Ne vale geldi. 128'lik aldım sadece böyle açıp göstermek için size. Bakalım Plus ne değişiklikler var. Yani hiçbir değişiklik yok aslında 14'e göre de. Büyük bir normal iPhone serisi nasıl olacak merak ediyorum. Good luck with your channel. Yes, no problem. Have a good day. Thank you. sonunda alabildik. Şimdi eve gidiyoruz. Evde bir kutu açılımı fık sonra bilmiyorum. Video biter herhalde. Evet, şimdi unboxing zamanı. Bir tane kafeye oturduk. Kutu açılımı yapalım hızlıca. 128 GB'lığını aldım söylediğim gibi. 1169 Euro'ya aldım diye hatırlıyorum. Şöyle kutusunu da göstereyim. Pıtır pıtır patlatıyoruz. Ama şurada e-mail'i kapatayım. Yok e-mail gözüküyor bilmem ne demeyin bana. Oba. Aa, bu renk çok güzel. Beğenmeyenler var ama ben beğeniyorum. Kutu içeriği fix zaten. Bir tane kablo var, bir tane iğne ucu var, bir de kitapçıklar var. Trafiğe kapalı yer abi. Arkamızda tır durdu ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hayda. Oo. Ama şu arabayı geri vitesten çıkart. Hah, sağ ol. Teşekkürler. Vallahi duydu ya. Neyse şunu açıyorum. Ba. Telefonu da açalım. Logo geldi. On bu arada bayağı güzel ha. Yani büyük olması benim hoşuma gitti. Hatta iPhone 14 Pro Max'e yan yana bir kıyaslayalım. İkisi de aynı boyutta. Ve tipler bu şekilde. Heh, şöyle daha iyi gözüküyor. Evet, şimdi hızlıca ayarları yapalım. Ve sonunda tüm kurulum bitti. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Yeni iPhone 14 Plus'ımız. Hiçbir ayarı yapmadım. Şimdi dilerseniz hızlıca bir kamera testi yapalım. Evet Cem Bey, selamlar. Selam abi, günaydın. Şu an iPhone 14 Plus'ın ana kamerasından görüyoruz seni. İlk çekimi. Yalandan ilk çekimi. Yine yanlışlıkla HDR açık unutmuşum. Tekrar deniyoruz. Biraz önce çayma içiyordum. Bir şov yapıyordum bize. Abi hemen yapayım. Hemen bak. Uzun sürecek ama bir hazırlık aşaması. Sıkıntı yok. Ben de o sırada odağına bakayım. Abi çok güzel netliyor ya. Hazırım. Yapıştır baba. Oh. Türk çayı mı? Değil. Yalandan. Yani... Geniş açıyı aldım bu arada. Yani. Çiçek içtim. Şöyle çevreyi de göstereyim. Güzel memleket be. Ana kameraya geçiyorum. Nice. Evet, şu an sinematik moddayız. 4K 30 kare çekebildiğimiz maksimum FPS bu zaten 4K'da. Cem'e doğru dönüyorum şimdi. Geldi abi. Ben de dönüyorum. Tekrar dönüyorum. Evet, çok iyi yapıyorlar ve gözlükten normalde odaklamaması lazım kolay kolay. Şöyle şu gözlükte iz yapıyor ya. Tekrar dönüyorum. Sinematik mod bayağı geliştirilmiş. 14 Pro'da da söylemiştim zaten bunu. Şu an bir stabilizasyon testi yapacağım. Ön kameradayım. Koşuyorum. Telefon bayağı zangır zangır elimde şu an. Şimdi arka kameralara geçelim. Ana kameradayım. Koşuyorum. Hareket modu açık değil. Onu ayrı açacağım. Geniş açıya geçiyorum. Şerefsiz ya. Beni kaydetti. Koş. Şimdi de hareket modunu aktif ettim. Koşuyorum. Yine telefon elimde zangır zangır, ana kameradayız. Geniş açıya geçtim. Devam. Tabii ki biraz cropluyor. Onu da söyleyeyim. Yani diğerleri gibi, normal moddaki gibi daha geniş görüntüler elde edemiyorsunuz. Yoruldum lan, koş. Konuşarak koşmak çok zormuş. Helal edin. Evet, şimdi ucuza iPhone alma muhabbetinin maliyet kısmına gelelim. Şu an söylediğim gibi ben bu ürünü 1169 Euro'ya aldım. 21.200 lira gibi para yapıyor şu an. Ama tax free alabiliyorsunuz. Yanlış telefonu tutmuşum ha. Söylediğim gibi tax free yapabiliyorsunuz. Yani bu bahsettiğim ücretin içinde vergi de var. Bu vergiyi düşüyorsunuz. Giderken tekrar havalimanında bu parayı geri alıyorsunuz. Çünkü ben Hollanda vatandaşı değilim. Benden vergi almaya hakları yok. 219 euroluk bir iade alacağım. O da yaklaşık 4000 lira gibi bir para yapıyor. 3900 küsür. Yani çıkarttığınızda 17200 lira gibi bir paraya almış oldum ben bu telefonu. Buraya gidiş geliş uçak biletim 4800 lira tuttu. Daha ucuza bulabiliyorsunuz bu arada. Benim tarihlerim sabit ve belirli olması gerektiği için bir tık daha pahalıya geldi. Gidiş dönüş 3500 liraya Hollanda'ya gayet rahat bir şekilde uçak bileti bulabiliyorsunuz Türkiye'den. Düz hesap işte transfer onları da saydığınızda uçak biletime 5000 lira diyelim. 22.000 liraya geldi. Pasaport çıkarttığınızı varsayıyorum, 1500 de ona verin. 23.500. Vizeyi de ben 2000 liraya falan çıkarttım. 25.500 yaptı. Yani burada kalırsanız ödeyeceğiniz para vesaire, gezerseniz oraları bilemem. Onlara ben girmiyorum. Gelip geri döndüğümü düşünürseniz 25.500 lira pasaportunuz da çıkartıyorsunuz bu arada, yani onu da hesaba katın. Varsa tabii bu maliyetler de düşüyor. Hele vizeniz varsa tadından yenmez. Türkiye'de bu telefonun satış fiyatı aynı 128 GB'lı 35.000 TL. Yine her türlü çok daha ucuza geliyor. Amerika'dan alırsanız bu fiyat daha da düşüyor ama uçak bileti pahalı olduğu için daha pahalıya gelme ihtimali var. O yüzden ben Avrupa'dan almayı tercih ettim. Adam doğru söylüyor. Bak, kayıt masrafını hiç katmadım. 2500 lira gibi bir de bir kayıt masrafı var. Doğru. O kadar çok böyle ekstra maliyet var ki kafam karıştı. Helal edin. Yani yine çok gezip tozarsanız, kalırsanız bile, bol bol gezerseniz yine aynı fiyata geliyor diyeyim. Ülke görmüş oluyorsunuz vesaire. Yani genel olarak toparlarsak, tax free aldığınız sürece bu telefonu 17.200 liraya alabiliyorsunuz. Dolar şu an 18.5 falan, dolar diyorum, euro. Daha afyonumuz patlamadı, helal edin. Daha ilk kahvemi şu an içiyorum. Yani geri kalan maliyetleri siz kendinize göre düşünerek ayarlayabilirsiniz. Ama yine de her türlü çok daha ucuza geliyor maalesef. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda 2 tane videom çıkacak, aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.